Bakıyorum Romeo Juliet hikayesi bıraktığım yerden devam ediyor. Zeynep Hanım, babanızı görürseniz hürmetlerimi iletir misiniz lütfen? Yusuf Bey, sizinle görüşebilir miyiz? Hoşça kal. Bir konu vardı da... Sonra. Peki. Umur'un tanık olduğu olay cinayetle noktalandı. Benimle ne ilgisi var? Ama bu ağabeyin operasyonu. Bana ne? Yapma Yusuf Bey. Ağabey ikimizin de ortak düşmanı. Benimle senin ortak hiçbir şeyim olamaz. Düşmanımız bile. Lütfen Yusuf Bey. Bu çok önemli. Senin için de önemli. Ağabeyi etkisiz hale getirme fırsatı elimize kadar geldi. Umur bu kez kameraların karşısına geçip konuşursa... ...ağabeyin işi biter. Merci. Biraz erken çıkabilir miyim? Çıkabilirsin. Sağ olun. Bu fırsatı kaçırmayalım lütfen. İnan bana, ağabey sorunu ortadan kalkacak. Hepimiz için. Hatta ülke için. Bu kadar mı? Ama bu müthiş bir şey. İkinci bir susurluk çözülmesi yaşanır. Sen kendini çok zeki zannediyorsun değil mi? Sorun orada değil. Kendini çok zeki zannediyorsun ama bir türlü beni tanıyamadın. Bak, burada değiliz artık. Ortak yanımız. Ortak mı ortak deyip durma. Umur'u bana gönderdin ki ağabeyle aramda yeni bir çatışma konusu çıksın. Sonra kalkıp itiraf kasetini bana emanet ettin. Bu iki tutum arasındaki çelişkiyi göremeyecek kadar salak mısın? Yoksa kendinden başka herkesi salak mı zannediyorsun? Beni anlamak istemiyorsun. Çek git başımdan. Ağabeyin de senin de adını duymak istemiyorum. Ama Zeynep'i istiyorsun. Ulan git buradan. Çok yanlış yapıyorsun Miroğlu. Çok. Ben daha önce hiç görmediğim adamlar üstüme gelmeye başladılar. Sonra kadınla çocuğu alıp bir araca bindirdiler. Esmer, uzun boylu, kıvırcık saçlı bir adam benim üstüme geldi ve... Umur'la görüştün mü? Yusuf Miroğlu karşı çıktı. Sen ne biçim gazetecisin ya? İş gidiyor, sen seviniyorsun. Savaş Bey, o benim arkadaşım. Umur bir iş değil. Hem zaten bu konuda yayın yapamıyoruz ki. Yapacağız. Umur'un önceki açıklamaları yeter. Adam öldürüldüğüne göre bu kadarı bile önemli bir belge değil mi? Ha? Olabilir. Eksik ama. Olacak. Hemen kolları sıvayacağız. Ben de kaçtım.